Cherenkov etkisi, bir parçacığın bir ortamda hızı, ışığın hızından daha büyük olduğunda oluşan optik bir fenomendir. Genellikle, yüksek enerjili parçacıkların algılanmasında ve ölçülmesinde kullanılır. Cherenkov etkisi, bir ortamda ilerleyen yüksek enerjili bir parçacığın, ortamda bulunan atomların veya moleküllerin elektromanyetik alanlarına çarpması sonucu oluşur. Parçacık, daha yüksek bir hıza sahip olduğu için, bir elektromanyetik alan içinde hareket ederken, bir elektromanyetik dalganın hızından daha hızlı hareket eder ve bu da elektromanyetik dalga önündeki bir bölgede ışık yayılmasına neden olur. Cherenkov etkisi, Sovyet fizikçi Pavel Alekseyevich Cherenkov tarafından 1934 yılında keşfedildi. Cherenkov, çalışmaları sırasında uranyum tuzlarından oluşan bir çözelti içinde yüksek enerjili beta ışınımının yayılmasını inceliyordu. Çalışması sırasında, çözelti içindeki yüksek enerjili beta parçacıklarının, açık renkli bir cam silindir boyunca ilerlediğinde, gözle görülemeyen bir ışık yaydığını fark etti. Bu ışık, cam silindirin çevresindeki su tankının içinde görülebiliyordu. Bu fenomeni daha ayrıntılı olarak incelemek için, Cherenkov, uranyum tuzları yerine, radyoaktif bir izotop olan radyum kullanarak benzer deneyler yaptı. Cherenkov, bu çalışmalar sırasında, yüksek enerjili bir parçacığın, ortamda bulunan atomların veya moleküllerin elektromanyetik alanlarına çarpması sonucu oluşan bir elektromanyetik dalga yaydığını fark etti. Parçacık, daha yüksek bir hıza sahip olduğu için, bu elektromanyetik dalga, ışığın hızından daha az olduğu için parçacığın önünde bir şok dalgası oluşturuyordu. Bu şok dalgası, elektromanyetik dalganın hızından daha hızlı hareket eden bir elektromanyetik dalganın üretilmesine neden oluyordu. Bu elektromanyetik dalganın açısal frekans dağılımı, bir dipol olarak davranarak belirli bir açı aralığında yoğunlaşıyordu ve bu yoğunlaşma, yüksek enerjili fotonların üretimine neden oluyordu. Bu fotonlar, mavi veya mor renkteydi ve çevredeki ortamın şeffaflığına ve kırılma indisine bağlı olarak farklı renklerde oluşabilirdi. Bu fenomen, daha sonra Cherenkov etkisi olarak adlandırıldı ve yüksek enerjili parçacıkların algılanması ve ölçülmesinde kullanılan önemli bir teknik haline geldi. Cherenkov etkisi sırasında oluşan ışınımın mavi renkte olmasının nedeni, ortamdaki fotonların enerji düzeyleriyle ilgilidir. Bir parçacık, bir ortamda ilerlerken, ortamdaki atomlar veya moleküllerle etkileşime girer ve elektromanyetik dalgalar üretir. Bu elektromanyetik dalgalar, parçacığın hızı ile ilgili olarak açısal bir frekans dağılımına sahiptir. Parçacık, ışığın hızından daha hızlı hareket ettiğinde, elektromanyetik dalgaların açısal frekans dağılımı, bir dipol olarak davranarak belirli bir açı aralığında yoğunlaşır. Bu yoğunlaşma, yüksek enerjili fotonların üretimine neden olur. Bu fotonlar, ultraviyole ışık gibi daha yüksek enerjili renklerde olabilir, ancak çoğunlukla mavi veya mor renkte olurlar. Ortamdaki fotonların enerji düzeyleri ile ilgilidir. Bir fotonun enerjisi, ışığın frekansıyla doğrudan ilişkilidir. Mavi ve mor renkler, daha yüksek frekanslı fotonlar içerir ve bu nedenle daha yüksek enerjilidirler. Dolayısıyla, Cherenkov etkisi sırasında oluşan ışınımın mavi veya mor renkli olması, üretilen fotonların yüksek enerjili olmasından kaynaklanır. Bununla birlikte, renk, ortamdaki fotonların enerji düzeylerine de bağlıdır. Örneğin, fotonlar su gibi bir ortamda yol alırken, mavi renkli ışınımın yanı sıra yeşil ve sarı renkli ışınım da oluşabilir. Suyun kırılma indisine ve ortamın diğer özelliklerine bağlıdır. Cherenkov etkisi, yüksek enerjili parçacıkların algılanmasında ve ölçülmesinde kullanılır. Örneğin, nötrinolar veya yüksek enerjili kozmik ışınlar gibi parçacıkların algılanması için kullanılan dedektörlerde Cherenkov ışıması kullanılır. Ayrıca, nükleer reaktörlerdeki soğutma suyunun radyasyonu algılama yöntemleri de Cherenkov etkisine dayanır. Sonuç olarak, Cherenkov etkisi, yüksek enerjili parçacıkların hareketi sırasında ortamda oluşan elektromanyetik dalgaların yayılması sonucu oluşan optik bir fenomendir. Bu etki, parçacık dedektörlerinde ve radyasyon ölçüm yöntemlerinde kullanılır. Daha fazlası için Bilim Peşinde YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.